Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 9. sefir 59. kısım Fasıl içinde vasıl. Oruçluyken yemeğe davet edilmek. Bazı bilginler davete icabet edilmesi gerektiğini söylemiştir ki görüş birliğiyle bu gereklidir. Bilginler bu durumda orucunun bozulup bozulmayacağı hususunda ise görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre oruçlu davet edene oruçlu olduğunu bildirmelidir. Yine davet edilirse olumlu karşılık verir. Ebu Hureyre bu görüşteydi. Bir kısmı ise yememesi gerektiğini söyler. Onun yerine nafile bir namaz kılar ve davet sahibine de dua eder. Enes bu görüşteydi. Bazı bilginler ise şöyle der. Bu kişi orucu bozma ile tamamlama arasında serbesttir. Bozarsa kaza eder. Talha bin Yahya ve başka bazı kimseler de bu görüşteydi. Bazı bilginlere göre dilerse orucunu bozar ve kaza etmesi gerekmez. Süreyk, Mücahit bu görüşteydi. Bazılarına göre dilerse gündüz yaralanmadığı sürece orucunu bozar. Cafer-i Zübeyir bu görüşteydi. Bazı bilginlere göre bozduğu takdirde kaza edip etmeme konusunda kişi serbesttir. Ümmü Hani ve Simak bin Harp bu görüşteydi. Allah harifleri başarıya erdirdiği gibi seni de başarıya erdirsin. Bilmelisin ki Hak oruç tutmasını emretmediği halde kendiliğinden oruç tutmaya karar verebilir ve oruçlu haline gelebilir. Böyle bir insan kendisine yaklaşma niyetiyle yerine getireceği ve kendisini yükümlü yaptığı bu ibadet yönünden Allah'a bir söz ve ahit vermiştir. Allah ise şöyle der, amellerinizi boşa çıkartmayınız. Bu insan süluk makamında ise nefsini Allah karşısında verdiği sözü bozmaya alıştırmamalıdır. Allah sizinle yaptığım ahde vefa gösterin der. Bu ahit kendisine zorunlu tuttuğun ve Rabbin ile bu konuda yaptığın sözleşmelerle ilgilidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine farz ibadetleri soran bedeviye cevabında başka farz yoktur anlamında hayır, gönüllü olarak tutarsan vardır demişti. Nafile orucu tutan kimse Allah'ı bilen büyüklerden ise ki onlar nefslerine hakim ve nefslerini yönetebilenlerdir. Bunlar olabilir. Bu insanlar kullarının diliyle konuşan, emreden ve davet eden Allah'tan başkasının bulunmadığını görür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kulunun diliyle Allah kendini öveni duydu demiştir. Bu insanlar hal ve söz olarak alemdeki bütün konuşmalara karşı böyle hareket eder. Müşahede makamı bu konuda onların üzerinde hükümrandır. Onlar bildiklerini inkar etmez. Perdeli insan falan konuşuyor derken, bu makamdaki insan Hak kulunun diliyle şöyle diyor der. Konuşan kişi bu makamdaysa nefsinin aracılığıyla değil, Hak vasıtasıyla konuştuğunu görür ya da bu makamda değildir. Öyleyse davet edilen kişi davetçinin durumuna bakmalıdır. Onu Rabbi vasıtasıyla davet etmişse davetine olumlu karşılık vererek ben oruçluyum der ve yemek yemez. Hane halkına dua eder, yanlarında namaz kılar. Dilerse ve yemesinin davetçiyi mutlu edeceğini anlarsa orucunu bozabilir. Böyle bir insan kemalle ve nitelikle özdeşleştiği için serbesttir. Kamil insan dileme hakkına sahiptir. Dilerse yer, dilerse yemez. Güçlüğü yeğlemek anlamında azimet yolunu seçerse iş değişir. Çünkü onun azimeti Allah katında söz değişmez. Kulumun bana kavuşması kaçınılmazdır gibi ifadelere benzer. Davetçi Hak vasıtasıyla değil de nefsi vasıtasıyla davet ederse hem cinsi onu davet etmiş demektir. Bu durumda davetçi yiyebilen ve içebilen birisini davet etmiştir. Onu görmeseydi onu davet etmezdi. Dolayısıyla bu sözü duyan insanın yemek yemesi uygun olmadığı gibi orucunu tutması ve tamamlaması gerekir. Allah hakkının yerine getirilmesi kul hakkından önceliklidir. Allah hakkı oruç tutmaya karar veren insanın tercihiyle ortaya çıkmıştır. Yemek yiyen nefs kendisine şöyle diyebilir. O seni çağırmadı, davet sana değil banadır. Onun davetine icabet etmem ise yemem demektir. Bu durumda insan nefsine şöyle der. Davetin sana ait olması bu ibadette Hak seni zorlamaksızın kendini oruç yükümlülüğü altına sokmuş olmandan kaynaklanır. Orucu tutmaya başlayınca tamamlamalısın. Bu senin kendine zorunlu kıldığın bir ödevindir. Kendine karşı ödevini yerine getirmen başkasınınkini yerine getirmenden önceliklidir. Hak sana bunu peygamberin diliyle bildirerek şöyle demiştir. Sadakaların en üstünü nefsine verdiğin sadakadır. İntihar eden insana ise cennet yasaklandı denildi.
Başkasını öldürüp kısas cezası uygulanmaksızın ölen hakkında ise Allah dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır denildi. Öyleyse orucunu bozarsan kendi hakkını ihmal ederek başkasının hakkını yerine getirmiş sayılırsın. Allah hakkı ise nefsinin hakkındadır. Böylelikle nefsini yemekten alıkoymalı ve onu yemek yerine namaz kılmayla meşgul etmelisin. Başka bir ifadeyle davetçinin yerine davet edenlerin en kamili ve şereflisi olan Allah ile konuşmaya tercih etmelisin. Allah insanı böyle bir durumda namaza davet etti. Çünkü peygamberinin diliyle şöyle dedi: "Oruçlu ise namaz kılsın." Öyleyse Allah bu durumda insana namazı emretti.